Dünyada icra edilebilmek için devlet tarafından sınava sokulduğunuz ve bir belgeye sahip olduğunuz takdirde icra edebileceğiniz tek hobi amatör telsizcilik hobisidir. Amatör telsizcilik hobisine sahip olabilmek, bu amatör telsizleri en basit giriş seviyesinde olmak üzere el telsizlerini kullanabilmek için kıyı emniyetinin açtığı sınavlara girip belge almanız gerekiyor. C, B, A şeklinde gittikçe yükselen bir sınav puanı aldığınızda A sınıfı bir belgeyle HF dediğimiz telsizlerle dünyanın öteki ucuyla telsizle görüşebiliyorsunuz. Veya yine çok farklı frekanslarda Morse kodlarıyla yine dünyanın etrafındaki birçok insanla haberleşebiliyorsunuz. Bunlar telsizin aydınlık yüzü arkadaşlar. Telsizi normalde emniyet güçleri kullanır. Ne bileyim, şantiyelerde, fabrikalarda kullanılır. Kafelerde kullanılır mesela. Otellerde kullanılır. Bunlar da ticari kullanımlardır. Bunun dışında emniyet güçleri kullanır. İlk yardımla uğraşan 112, işte yangın, itfaiye, ne bileyim, ambulanslar kullanır. Ormancılar kullanır. Bir de silahlı kuvvetler kullanır. Ordu kullanır arkadaşlar. En üst seviyesi denizaltılarla iletişim kurmanızı sağlayan farklı protokoller, farklı frekanslar da vardır. Ama bunun dışında karanlık güçler de vardır telsizleri kullanan. Ne bileyim, farklı yasak maddeleri, işte kaçakçılığını yapanlar, ne bileyim, savaş lordları. Bunlar işte Güney Amerika, Afrika'da HF telsizler kullanırlar. Aynı zamanda zaten biz bir terör ülkesiyiz. Ülkemizde sürekli işte böyle saçma sapan tipler saldırılar düzenliyor. Ama yakalanıyorlar. İstihbarat örgütlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz bunların tepesine çekiçle vuruyor, değil mi? Nasıl vuruyorlar? Bunun amatör kısmını anlatacağım. Yani korsan telsizcileri nasıl yakalıyorlar? İşte şehir içinde ne bileyim, bu kaçak malzemeleri satmaya uğraşırken nasıl enseleniyor telsiz kullanan bu karanlık güçler? Biraz bundan bahsedelim. Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Videoya başlamadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu kanalda hayatta kalma adına, işte hazırlıkçılık adına, telsizcilik, biraz işte sığınak kurmak adına farklı videolar yapıyorum. İçerikler hoşuna gidiyorsa aboneyi unutma. Abone olmayı unutma lütfen, olur mu? Ve videoda gördüğün, gözüne çarpan, ilginç veya eksik bulduğun noktaları mutlaka yorumlarda benimle istişare et. O zaman videoya başlayalım arkadaşlar. Telsizcilikte çeşitli oyunlar vardır. Bunlardan biri de Fox Hunt dediğimiz tilki avıdır. Tilki avı temelde aslında bir yere yerleştirilen telsizin ufak ufak sinyal vermesi sonucu diğer telsizci arkadaşların bu sinyal veren telsizi bir şekilde ellerindeki çeşitli cihazlarla bulmasıdır. Bunu izciler oynar, işte yetişkin amatör telsizciler oynar. Ben son zamanlarda bir tanesine katılamadım. Şimdi ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. Üniversite öğrencilerinin ellerinde çeşitli aletler var. Bir şeyler yapıyorlar, değil mi? Aslında bir tilki avı yapıyorlar. Bunun gelişmiş şeklini size video olarak göstereceğim. Bunun gelişmiş şekli şu şekildedir arkadaşlar. Bir SDR cihazı var. 5 kanallı bir SDR cihazı var. Üzerinde, yani nerede kullanacaksınız bunu, isterseniz çatı anteninde, isterseniz araçta, yönlü 5 tane anten kullanıyorsunuz ve size sinyalin geldiği yönü direkt gösteriyor. Nokta atışı yapmıyor, tam yerini göstermiyor, ama bir araca bunları monte ettiğinizde, araçla yaklaştığınız takdirde ve etrafında en son kez döndüğünüzde nokta atışı, baz istasyonundan korsan telsizcilere, HF ile iletişim kurmaya çalışan savaş lordlarına ve terör örgütlerine büyük darbe vuruyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ben bu videoya başlamadan önce hep şunun gelgitini yaşıyorum arkadaşlar. Bunu Amerikalılar, İngilizler o kadar inanılmaz şekilde elektroniğin, amatör telsizciliğin dibinin dibine giriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle tencerenin her yerini sıyırabiliyorlar. Ama bizde bir korku var. Aman bunu anlatmayayım, aman şunu anlatmayayım, bunu kötücül güçler kullanırsa. Ya kardeşim, bunu kötücül güçlerin kullanıp kullanmamasının derdi devletin derdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın derdi, atıyorum BTK'nın derdi. Biz amatör telsizciler olarak polis olmayı bırakacağız. Yani camiada polislik yapmayı bırakacağız. Sen dur bunu yapamazsın. Sen hayır şunu yapamazsın. Ya dünyanın sadece self kontrolüne sahip bir hobisi bu. Ama bu kadar da ağırlaştırmayalım. Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, atıyorum Almanya'da, Fransa'da gençler daha 12 yaşlarında bu lisansları alıyorlar, elektronik öğreniyorlar ve çip falan üretiyorlar. Bizde ise aman anlatmayalım işte bununla bir şey yaparlar. Abim ya bırakın önlemini devlet alsın, sen rahat ol, sen Laura'yı da anlat, sen Meştasti'yi de anlat, Ardin'i de anlat. Anlat, ha güvenlik açığı vardır onu bilemem, sen çözeceksin onu. Devam ediyorum, nasıl çalışıyor bu alet? Bakın arkadaşlar, aleti göstermeden önce bir ekran görüntüsü göstermek istiyorum. Bu direkt bizim Android telefonlarda çalışan bir aplikasyon. Çok basit bak. Birinci resimde gördüğünüz mavi çizgi sinyalin geldiği yönü gösteriyor. Kırmızı çizgi sizin yönünüzü gösteriyor. Arabaylaysanız arabanın burnunu gösteriyor. Çünkü antenleri falan ona göre konumlandırıyorsunuz. Ve en son İyice yaklaştığınızda hedefe tam yerini tespit etmek için etrafında dönüyorsunuz ve Kraken sizin için bunu işaretliyor arkadaşlar. Yani ben bu kadar aslında uygun maliyetli ve kolay kurulumlu bir SDR, yön bulma SDR'ı daha önce görmedim. Videonun ortalarına doğru diğer SDR sistemleriyle, yön bulma sistemleriyle sizin için bunu karşılaştıracağım. Ve bunun bakın basit bir kurulumu da var. Bir SDR cihazı, 5 kanallı, 5 anten çubuğa koymuşlar. Bu bir Fox Hunt etkinliğinden çekilmiş bir fotoğraf. Bunu alıyorsun kardeşim eline, fıtır fıtır yürüyorsun ormanda. Kim nerede saklanmış çok rahatlıkla buluyorsun. Peki benim bahsedeceğim cihaz ne bu videoda? Bu cihaz Kraken SDR dediğimiz bir cihaz. Ne işe yarıyor? İllegal broadcast, yani illegal radyo, illegal işte amatör frekanslar, illegal FM yayını yapan, mesela illegal FM yayını yurt dışında çok popüler. Adam kendi mahallesinde herhangi bir frekansısa her gün FM yayını yapıyor, konuşuyor. Yani belki kötüye de kullanılabilir. Bu bir propaganda aracı olarak da kullanılabilir. Zamanında, Soğuk Savaş zamanında kullanılmış. Bu işe yarıyor arkadaşlar. İllegal broadcast'i yakalıyor. Rölelerin kötüye kullanımını da tespit edersiniz diyor. Şimdi birileri mandal atıyor ya sürekli çat 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 çat. Nedir bunun kuralı? Cihaz test dersin, çağrı işaretini söylersin, mandalı bırakırsın. Hep bu şekilde uyarıyoruz değil mi insanları veya uyarılıyoruz. Mandala basmıyoruz. Kuyruk sesini duymak istiyorsak bastık. Cihaz test, Tango Alfa 4, Whiskey Tango Alfa, tık bıraktık. Hop mandal sesi geliyorsa bağlanıyoruz veya bir sinyal testi alıyoruz. Bu kötüye kullanan abileri, ablaları da yakalamak için kullanılıyor bu alet. Devam ediyorum. Ne varmış bu Kraken SDR'ın içerisinde? Otomatik kalibrasyon yapan bir hardware'e sahipmiş. 5 kanallıymış. Bu şekilde bunun benzerini do it yourself olarak yapmaya kalktığınızda 5 farklı SDR kullanmanız gerekiyor. Daha ucuza mal etseniz de bu sefer zaman kaybınız oluyor. Düşük noise, gürültü veriyormuş. Type-C portları var ve aynı zamanda nesi var? Alüminyumdan CNC'de doğranmış kutusu. Onun dışında external device'lara açık bağlayabiliyorsun falan falan. Update de edebiliyorsun. Gelelim içindeki çipe, çipe diyorum ya, ne deniliyor buna? Board'a. 24 MHz ile 1766 MHz arasını tarayabiliyor diyor. Ha bunun daha fazlasına cihazı hackleyerek ulaşabilirsiniz diyor. Şimdi esasında bu cihazı kullanırken tavsiye ettikleri değer aralığını söyleyeyim size. 100 MHz ile 1 GHz arası çalıştırın diyorlar küçük antenlerle kullanabilmek için. Çünkü arkadaşlar 100 MHz'in altına düştüğünüzde çok büyük anten sistemleri gerekiyor. Yani HF'leri yakalayabilmek için. Bunları yapanlar da var. Bunu devlet kurumları yapıyor. FCC, nasıl radyo
tracing yazarsanız YouTube'da çıkacaktır karşınıza. Bazı şeyleri kaçakçılığını yapan abiler HF'den iletişim kuruyorlar. FCC gidiyor, bir tane araç alıyor, bildiğin normal hatchback araç, tavanını antenlerle döşüyor. Onlarla birazdan size izleteceğim bazı videolar var. Şehri dolaşa dolaşa adamları indiriyorlar abi. Yani bu video biraz da dosta güven, düşmana korku salmak için yapıldı, onu söyleyeyim. 4.5 watt yetiyor buna ama çeşitli diğer ekipmanları da kullanabilmek için 12 voltluk bir çıkış, yani şey çıkışı yeterli diyorlar. Çakmak çıkışı siz farklı desteklerde sunabilirsiniz. Burayı geçelim. Temelde sistem nelerden oluşuyor? 5 tane Kraken anteni, Kraken SDR, USB cable'la bunu Raspberry Pi'ye bağlıyorsun. Raspberry Pi'den de Raspberry Pi üzerinden bir interface yok arkadaşlar. Yani ekranı bağlayıp kullanamıyorsunuz. Bir web interface var. Onu da Wi-Fi ile çıkışını veriyor. Wi-Fi ile çıkışını ise Android bir telefona veya tablete veya Kraken SDR'ın GUI modülüyle herhangi bir bilgisayardan çalıştırabiliyorsunuz. Onun dışında nasıl çalışıyor? Bunu da ekleyeceğim. Elektronikçi abilerim, ablalarım inceler. Ben çok elektronikçi değilim. Üstündeki işte çipler ne işe yarıyor, bunu anlatmışlar. Peki arayüze biraz bakalım. Bu cihazı kullanırken arkadaşlar farklı frekanslarda kalibrasyon yapıyorsunuz. Burası kalibrasyon ekranı. Burada girdiğiniz frekanslara göre işte taramak istediğiniz desibel değerini giriyorsunuz. Antenleri kalibre ediyor sistem ve o şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Bu demin size söylediğim GUI modülü, yani bilgisayarda çalıştırılan. Ve bu bilgisayarda gördüğünüz tarama ekranı. Devam ediyorum arkadaşlar. Android app geç. Evet, geldik antenlere. Bu mobil antenler, bir çubuğa demin videonun başında gösterdiğim gibi bağlayıp ormanlık bir alanda fox hunt içinde kullanabilirsiniz bunu. Bir şeyin üstüne, aracın üstüne sabitleyerek gezerken tarama yapmak için de kullanabilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var, sıkıntı değil de nasıl söyleyeyim, atıyorum UHF ile VHF arasında bazı frekanslarda tarama yaparken antenleri farklı şekillerde, farklı uzaklık veya yakınlıkta konumlandırmanız gerekiyor. Bunu kullanan bazı abilerimiz arabasının tavanın üstüne bantlarla işaretleme yapmışlar farklı frekanslarda antenleri nereye koyacaklarına dair. Bu da bir ipucu olsun. Bu gördüğünüz ise çatı diye kurmak için bu sistemi. Tabii ki antenleri çok çok daha güçlü, direkt bu tarama yapıyor. Videonun başında gösterdiğim hani bir animasyon vardı ya, o bu cihazla çalışıyor arkadaşlar. Peki geldik karşılaştırmaya. Şimdi burada ne var? Kraken SDR var, Keberos SDR, RSDDF007 var. Var da var. İsimleri siz okursunuz. Kraken'in en iyi özelliği neymiş arkadaşlar? 5 tane anteni var. Keberos'ta 4 tane. RSDDF007'de de 5 tane anten var. Onun dışında fiyatlara bakın abi. Kraken'in sadece cihazı, kutusu $499. Kuberos zaten artık çok life ömrünü tamamlamış. $200 mal oluyormuş. Ama RSDDF007 150 bin dolardan fazlaya mal oluyor arkadaşlar. Hani bizim güvendiğimiz o devlet kurumlarının, ordunun kullandığı sistemler bunlar. Ve bunların daha da üst seviyeleri arkadaşlar. Ama bunlar tamamen kapalı kaynak vesaire vesaire. Peki bunu do it yourself, kendiniz yapmaya kalkarsanız kaça mal oluyor? İşte SDR alıyorsun 5 tane. $150, işte noise kesici $30, RF switch circuit $50, 5 yönlü sinyal dağıtıcı $10, bla 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 bla, $375 artı free time demiş. Yani köpek gibi zaman harcayacaksın buna ve yanına zaten priceless, değer biçilemez demiş. Ve burada bu cihazların şu an yurt dışı satış fiyatları var. Kraken SDR'ı $500 alıyorsun.
5 tane anteni $200 alıyorsun. Raspberry Pi model 4'ü 2 GB RAM'li olanı anladığım kadarıyla $45. 8 GB olanı $80. 45-80. İyiymiş. Onun dışında size birkaç tane örnek video izletmek istiyorum. Bunlara beraber bakalım istiyorum. Mesela bu ilk videomuzda adam 5 tane anteni aracın üstüne takmış. Ardından şehrin içinde dolaşmaya başlıyor. Sağ tarafta gördüğünüz yeşil, daha doğrusu mavi çizgi sinyalin geldiği yönü gösteriyor. Kırmızı çizgi arabanın gittiği yönü gösteriyor. O yuvarlak yeşil içinde olan nokta ise sinyalin geldiği yeri gösteriyor. Ama abimiz yine emin olmak için sinyali araçla takip ediyor. Tam nokta atışı yapabilmek için. Gidiyor. Açık konuşmak gerekirse iyice yaklaştıktan sonra burada çeşitli bir datalar var. Başlıyor etrafında dönmeye. Dönüyor. Burada bu kaçak bir FM istasyonu, onu yakalıyor. O yüzden işte privacy'ye önem verdiğim için diyor, etraftaki şeyleri gizleyeceğim diyor. Ve gördüğünüz gibi FM, kaçak FM radyo yayını yapan antenleri burada görüyorsunuz. Adam direkt yakalıyor arkadaşlar. Diğer bir video. Bu çatı antenli versiyonu için arkadaşlar. Nasıl kalibrasyon yaptığını anlatıyor. Gayet 5 anteni koymuş. Sistem bu. Kablolar Kraken'e giriyor. Kraken'den dağıtıcı Raspberry Pi'ye giriyor. Kutu yapmış abimiz, çok güzel. Ve direkt burada kalibrasyon yapıyor. Çeşitli frekansları girince antenlerin ve SDR'ın okuma kapasitesini değiştiriyor. Yönlü bir şekilde frekansa göre tarama yapıyor. Bir video daha var. Çok güzel güzel videolar var. Burada da yine abimiz takip ediyor. Kurmuş sistemi arabasının içine. Bakın, 5 tane anten. Camdan çıkarmış. Kraken'in kutusu. Raspberry Pi. 12 volt çıkış almış. 120 watt'a kadar çıkış veren bir sistemi var. Telefondan bağlanıyor Raspberry Pi'ye. Direkt frekans giriyor. İstediği desibeli ayarlıyor. Kalibre oluyor. Ondan sonra bu ayarlara giriyor. Bunların ne olduğunu ben bilmiyorum. Çeşitli şeye bakıyor ve başlıyor yola çıkmaya. Burası soldan akıyor trafik. Ya Avustralya ya İngiltere. Devam ediyorum. Abimiz gidiyor cayır cayır. Gezdi. Geriye dönüyor. Etrafında dolaşmaya başlıyor. Etrafında dolaşıp en son raddede, evet, ne buldu abi burada? Direkt bir baz istasyonu, uydu çıkışları falan buldu yani. Görüyorsunuz. Alanı gösteriyor yeşil içerisinde. Geçtiği zaman da fark ediyor zaten. Sürekli 5 saniyede bir, anladığım kadarıyla, GPS güncelleme yapıyor. Ve buldu abi. Nerede? Çat. Baz istasyonu hemen karşımızda. Evet arkadaşlar, dostlar, değerli izleyenler, videomuz bugünlük bu kadardı. Korsan telsizciler, kötü adamlar, karanlık güçler, bizim çok güvendiğimiz büyük istihbarat, ordu, emniyet güçleri tarafından nasıl yakalanıyoru burada göstermedim. Bu tabi amatör seviyede ama temelde yakalanma mantıkları bunlar. Temelde sizin de yakalanabileceğiniz yöntemler bunlar arkadaşlar. O yüzden çok mandal atıp İşte şehrinizdeki ultra profesyonel amatör telsizcileri sakın kızdırmayın. Başınız belaya girebilir. Peki bu yöntem başka nelerde kullanılabilir? Bir deprem bölgesinde şeyin altından, enkazların altından sinyal geliyor mu gelmiyor mu, bunları anlamak için de kullanılabilir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.